oradan çıkabilecek. Lülü ölüyor. İnanılmaz bir sar. Ölüm için. 5'te 5 mi? Sanırım SuperMassive gibi bir takıma karşı lane'de, koridorlarda öne geçmeye çalışırsınız. Fakat ben daha çok AD carry'siyle beraber kalmayı seven bir support'um. Dumbledoge ise haritada gezmeyi seven bir support. Oyunun stiline göre muhtemelen stil farklılıkları ortaya çıkacaktır. Panky de hani kendini geliştiren zorlu rakiplerden biri. Hani o yüzden onun da gerçekten güzel bir mücadele ortaya koyacağından son derece eminim. Tabii ki sürpriz yaşanabilir, belki çok iyi de oynayabilirler. Sanırsam jungle'ları değişti diye biliyorum. Ama bazen takım açısından sıkıntı yaşıyorlar. Böyle hani oyunu çok sattıklarını görüyoruz diyeyim. Hani oyun uzadıkça yanlış karar vermeye başlıyorlar. Team Turcayeti'yi ben hala üstlerde görmüyorum açıkçası. Oyunun başlarında bir sıkıntı olmadığında biz daha iyi kararlar vereceğiz ve kazanacağız. Serse Longbjörd üzerine doğru gitti. Çok güzel bir eş ultisi. Longbjör'ü düşürebilecekler mi? Longbjör'den çıkmayı başardı. Serse o kadar şanslı olmayabilir. Derken buraya kadar geldi ve Serse... Bizim en büyük avantajımız zaten Arda'yla daha uzun süredir beraber oynamamız. Hani iş koordinasyona geldiği zaman bizim daha üstün olduğumuzu düşünüyorum. Yani Crieve'de göze çarpan React var. React çok iyi oynarsa kazanabilirler. Bizle hangi crew olarak çıkacakları önemli. Biz küçümsemeyeceğiz tabii ki ama kendi oyunumuzu oynarsak, agresif oyunumuzu oynarsak ben 2-0 kazanabileceğimizi düşünüyorum Crieve'e karşı. Şampiyonluk Ligi 4. hafta 1. gün karşılaşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonluk Ligi'nde zirve yarışı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekten güzel karşılaşmalar izlemiştik ve puan durumunda bazı değişiklikler oldu. Şimdi onları size aktarıyoruz. 1. sırada Dark Passage 13 puanla ve 2. sırada SuperMassive takımı Team Aurora ile birlikte 11 puanda paylaşıyorlar. HVA Gaming 9 puanda 4. sırada, 5. sırada Beşiktaş Oyun Hizmetleri 8 puanda. 6. sırada Team Turcayeti 6 puanla, Oyun4Crieve de aynı şekilde 6 puana sahip ve ligin son sırasında Çilekler ekibi 2 puanla bulunuyor. Bugünkü karşılaşmalara bakacak olursak günün ilk seri maçı Çileklerle SuperMassive arasında olacak. İkinci seri maçı Dark Passage'la Team Turcayeti ve günün son maçı da Oyun4Crieve ile HVA Gaming arasında olacak. Geçen haftayı şöyle hızlı bir şekilde değerlendirmek gerekirse eğer tabii öncelikle ben Melih Teori, Efe Çınar, yanımda Oğuz Noelde Dayı Avcı ve Kaan Sekinbez Kural'la birlikte bugün analiz masasında sizlere maçların analizlerini aktarıyor olacağız. Aynı zamanda sunucu masasında anlatıcılar sizlere maçı aktaracaklar. Hazi'yi unutmayalım. Hazi soruyor hashtagiyle birlikte sorularınızı Hazi'ye iletebilirsiniz. Onlar da Hazi'de oyuncularla röportaj yaparken sorularınızı onlara böylelikle iletebilir. Öncelikle nasılsınız beyler? Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben çok iyiyim. Ben çünkü tatilden geldiğim için en iyi benim herhalde burada. Hafif bir bronzluk var zaten. Var ben. Ligimle alakalı gönderme yaptığını hissetmedim değil. Gümüşüm be abi. Ben ligini söyleyerek düşünmemiştim ama evet öyle bir durum oldu ister istemez. Geçen haftayı şöyle hızlı bir şekilde değerlendirelim istiyorum. Gümüşüm ama bronza dönüştüm. Neden dolayı ister istemez. Tabii çok çalışmak gerekiyor. Sürekli oynamak lazım oyunu. O yüzden geçtiğimiz haftayı şöyle bir değerlendirecek olursak Team Aurora gerçekten 2'de 2 yaparak güzel bir hafta geçirdi. Onun zıttı belki de Çilekler ekibi 2'de 0 yaparak 0 puanla bu hafta kritik bir mücadeleye girişecek diyebiliriz. Zaten bunun üzerine Çilekler kilit bir hamle yapmaları gerektiğini anlayıp bir transfer yaptılar. Birazdan ondan bahsedeceğiz zaten. Ama şimdi ligin artık ilk 3 haftası geride kaldı. Şu anda tam yarı yoldayız. Yani bu hafta yarı yolu geçeceğiz. Ve artık ya işte sezon başı, bu sezon ortası yamasından dolayı... Ejderhaların değişiminden dolayı oyun çok değişti. Adapte olmak, kadro değişikleri falan artık bunlar geride kaldı. Maalesef bizim ligimizin en önemli sorunlarından biri biz sezon öncesi hazırlığı çok... Bazı takımları tabii dışarıda bırakıyorum ama pek çok takım sezon öncesi hazırlığı çok iyi yapamayıp genelde ilk 2 hafta hazırlık dönemi gibi geçiriyorlar. Bu iyi bir şey değil ama gerçek bu. Bunun üzerinden derse artık fazla özür kalmadı yalnız. Yani şu anda özellikle iki maçlık serinin belki de hem avantajı hem de dezavantajı buradan sonra ritim bulacak takımlar çok çabuk arayı kapatabilir 3 puanlık sistemde. Fakat artık gerçekten hiç kimsenin kaybetme lüksü ya da ya daha sezon devam ediyor, daha sezonun belli bir yerindeyiz, daha adapte oluyoruz, daha takım oturuyor falan bunları demeye hakkı kalmadı kimsenin. Ya iki maçlık seriye değinmişken aslında bu değişen metaya takımların ayak uydurması da çok daha çabuk alıyor aslında. Tabii. Yani artık şey yok bence. Meta yüzünden kaybediyoruz. Meta'ya alışamadık diye bir bahane yok. Ya şöyle bahane bulmak isteyen çok buluyor da geçerli değil diyelim bahaneler. Evet, geçerli değil. Yani çileklerin artık bir şey yapması gerekiyordu. Yani neredeyse düşecekleri garantileşecek diyebiliriz. Yani alttaki takımlar biraz daha puan almayı başarırlarsa çileklerin şansı kalmayacak. Onlar da bunu fark ederek bir hamle yaptılar. Bakalım nasıl işlerine yarayacak ben merak ediyorum açıkçası. Evet bu hafta tabii ki çilekleri şuna da değinmek lazım. Kadro değişikliği oldu takımda fakat ona geçmeden önce tabii geçen haftayı biraz daha değerlendirelim isterseniz. Bir Team Aurora performansı var sonuçta ortada. 2'de 2 yapan. Team Aurora ile ilgili çok basit bir şey var. Şu anda biz bunu bence kış mevsiminde de görüyorduk. Şimdi belli bir takımların belli bir yetenek seviyeleri var. Form durumlarından bağımsız. Bazen oyuncular forma giriyor bazen forma girmiyor ama bazı oyuncuların yetenek olarak bir üst seviyede olduğunu biliyorsun. Bu biraz evvel bahsettiğimiz gibi hani daha üst ligde gibiler. Fakat takımların iyi ve kötü oynamasından bağımsız olarak profesyonel League of Legends'da iyi ve kötü oynamaktan daha önemli bir şey var. Doğru oynamak. Bugün maalesef ligimizde SuperMassive, Dark Passage ve Aurora dışında doğru oynamayı en büyük önceliği yapmış takımımız yok. Zaten bu takımlar o yüzden diğerlerinden çok daha farklı duruyorlar. Ve Aurora belki yetenek seviyesi olarak diğer takımlarla mesela HVA'dan veya Beşiktaş oyun hizmetlerinden daha iyi görmüyorum ben Aurora'yı yetenek seviyesi. Öyle, öyle. Ama en doğru oynayan takım olarak gerek kış mevsiminde gerekse şimdi sezon başladığında hemen sonra geçtiğimiz hafta yaptıkları başarılarla çok önemli bir ivme kazandılar. Çünkü sürekli ısrarla doğru oynamaya çalışıyorlar. Yani sezona kötü başladılar aslında. Sersemlediler diyebiliriz bir de tabii sağlık sorunları olduğu için Avenue'nun. Bana biraz şey gibi geliyordu o zamanlar. Yani Avenue oynarsa hala öyle gerçi. Avenue bir şeyler yaparsa, ekstra bir şey yaparsa rahat bir şekilde kazanabiliyorlar maçı. Bence biraz da Crystal'la da alakalı. Bu Crystal'ın iyi kötü oynamasıyla ilgili değil. Ejderhaların değişiminden sonra 6.9 yamasından itibaren Ormancı artık oyundaki bir numaralı rol konumuna geçti. Yani geçen sene hatırlıyorsunuz Dünya Şampiyonası sırasında üst koridor merkezli bir oyun vardı. Şu anda Ormancı merkezli bir oyun oynanıyor. Orman ve orta koridora yıkıldı. Evet doğru. Aslında. İkisini çok haklısın. İkisini bir arada. O yüzden Ormancı'yı değiştirmek diğer rollerden biraz daha farklı ve biraz daha etkili oluyor ki Crystal'da yıllarca Dark Passage'da oynamanın hep ikinci planda olan bir oyuncu olmanın bence dezavantajını yaşıyor. Tekrar kendini tanımlaması gerekiyor. Daha cesur oynaması. Daha agresif oynaması. Daha agresif oynaması. Kesinlikle gerekiyor. Bunu yapmak ama kolay değil. Yıllarca Dark Passage'daki agresif oyuncuların arasından hep ikinci planda kaldıktan sonra. Ya haklısın burada abi. Dark Passage takımında da zaten Crystal'la yollara ayırma sebepleri oydu diye biliyorum. Crystal'dan agresif oyun bekliyorlardı ama agresifliği veremiyor diye. Daha agresif bir ormancı aldılar ve şu an çok da işlerine yaradı diyebiliriz aslında. Aynen ama şu anda burada Crystal'ın da çok kendi yenilemesi lazım. Evet evet. Kesinlikle senin de bahsettiğin gibi şu an Serse'nin gelişiyle birlikte belki de ligdeki en iyi KDA oranına sahip ve performansı çok yüksek olan bir oyuncu Dark Passage'da şu anda zaten bu ormancı ile beraber liderliği göğüslüyor diyebiliriz lig puan tablosunda. Peki bugünkü ilk karşılaşmaya geçmeden önce günün ilk karşılaşması Çilekler SuperMassive maçı. Bu şu anda çilekler için belki de çok kilit bir maç olabilir artık. Var mısın yok musun maçı olabilir bundan sonrası için. En azından belki de 1 puan çıkarmak zorundalar. Ya teori bazen çok iyimser. Yani, tamam. Ben sonuçta girizgahı yapayım dedim siz doğruları söyleyin. Tamam yani, tabii ki her takım kazanmak için vadiye iniyor. Sonuçta her şey eşit şartlarda başlıyor ve kazanabilir. Çilekler Dark Passage'dan almamış mıydı bir beraberlik? Aldı. Ne olacak? SuperMassive'de yenebilir. Fakat gerçekçi olmak lazım biraz. SuperMassive şu anda ligin en güçlü iki takımından biri. Şunu söyleyeceğim Çileklerin, abi. Pardon. Okay. Bu seri bence Çileklerin Robin ve değişikliğiyle birlikte, Lükezi değişikliğiyle birlikte şu anda 2 değişiklik yaptılar. Onu da bilmeyen seyircilerimize hatırlatalım. Orman ve orta koridorda değişikliğe gitti Çilekler. Evet. Ormana Robin'i, son 2 senedir belki de Türkiye'nin bir numaralı ormancısı konumuna gelen Robin'i, Beşiktaş'ta çok mutsuz bir dönem geçiren Robin'i aldılar. Orta koridorda Leylun'un yerine de Lükezi geldi. Gene o da eskiden Türkiye Ligi'nde oynuyordu. Bu değişikliğin bence adaptasyon, ne dedi biraz evvel Noel Dayı? orta koridor ve ormancı temelli. Bence SuperMassive serisi tabii ki bir puan almak, hatta 3 puan almak isteyeceklerdir ama bu seriyi biraz daha hazırlık dönemi diyelim. Dedik yani artık bu dönemde hazırlık dönemi özrü kalmaz ama onların küçük de olsa böyle bir penceresi olabilir belki. Ya ben şuna değinecektim. Dark Passage'dan bir puan aldılar ama Dark Passage şu an kendini hala toparlayabilmiş gibi gelmiyor bana. Oyun stili... Lider olması yetmiyor mu diyorsun? Ya, hayır, oyun stili çok çabuk bozulabiliyor. SuperMassive öyle değil. SuperMassive Dark Passage'a kendi oyununu kabul ettirdi. Eğer Çilekler Dark Passage'a kendi oyunlarını kabul ettirebildilerse o yüzden aldılar zaten bir puanı. Ama SuperMassive'e ettirebilecekler mi? Asıl mesele bu. SuperMassive sistematik oynuyor ve hiçbir şekilde bozamıyorsunuz onu. Dark Passage bozulabiliyor. Peki, kaos ortamına giriyor. Peki Robin'den ne bekliyorsun? Ya Robin bir şey yapacak çünkü Robin kendini yapacak, göstermesi lazım artık. Yani bu sezon cidden çok kötü bir sezon geçiriyor. Çok kötü bir yarı geçiriyor. Kendi standartlarının çok altında. Evet. Yani biz onu hep taşıyan isim olarak gördük. Ya, buna itiraz etmeyiz herhalde değil mi? Son 2 sezonda Türkiye'nin bir numaralı ormancısı kabul ediyor musun? Beşiktaş'ı zaten finale çıkaran bence Robin'di. Yani yaptığı hareketlerle. Ondan önce şeyde de müthiş bir sezon geçirmişti. Team Turcayeti. Harika. Yani Robin'in artık ben hala eski Robin'im demesi gerekiyor. Eğer daha fazla tutunmak istiyorsa bu ligde. Keza Lükezi de öyle. Çok başarılı olmadı geldiğinde. Zonda oynadı. Yükselme Ligi'nde sonra Dark Passage denedi. Olmadı. Ayırdılar. Abariye'yi aldılar. Onun da şu an yine kendini gösterme şansı var. Yani bu oyuncuların az önce bahsettik. Kilit nokta orman ve orta koridor şu anda. Amerika'ya baktığınızda Pobelter geçen sezon çok pasif oynuyordu. Bu sezon Immortals adına taşıyan isim oldu. Yani artık Lükezi ve Robin'in kendini gösterme zamanı şu an. Ve özellikle agresif ormancılığın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ama tabii sınırsız agresiflik değil yani. Bunu çok kontrollü. Robin'in bu maçta kazanma ve kaybetmeyi belirleyecek oyuncu olacağını düşünüyorum ben. Yani eğer bir şekilde Çilekler kazanacaksa Robin'in çok riskli oynaması gerek. Bu riskler cezalandırılmazsa kazanabilirler. Ama tabii SuperMassive gibi bir takım da riski faturasını çok ağır ödüyor yani. Kesinlikle. Çok ağır fatura çıkarıyor yani. Yani Çileklerin en azından şu anda kaybedecek hiçbir şey yok. Bu da Robin için bir fırsat olabilir. Doğru. Benim merak ettiğim aslında yorumlarınızı Sigma ve Leylunayar'ın gidişiyle beraber, daha doğrusu Sigma da yeni gelen bir oyuncuydu ve açıkçası takım uyumu bakımından neler olmadı da böyle bir kararda bulundu Çilekler takımı sizce? Veya Leylunayar'a bakınca aslında çok iyi Azir performans sergilediği maçları hatırlıyorum ben. Yine istenileni verebilecek durumdaydı. Acaba takım içinde bir uyum sorunu mu vardı bu anlamda yoksa başka bir şey mi? Yani şöyle söyleyelim, Sigma'ya bence biraz daha şans verilmeliydi. Çünkü yetenekli bir oyuncudu, sadece tecrübe eksikliği vardı ama tabii böyle bir takımda, düşme riski olan bir takımda bunu denemek istemediler. Yani o şansı vermek değildi, daha tecrübeli bir... Robin fırsatı varken... Evet. Her ne kadar Robin istediğini verememişse Robin fırsatı varken kaçırmazsınız. Tecrübe var. Tabii. Her şeyden fazla tecrübesi var. Türkiye Ligi'ni tanıma var. Tabii. Orta koridora gelecek olursak da Astarte değişiminden sonra bence Leylunayar çok güzel performanslar sergildi ve hep böyle takımında kaybetseler bile tek pozitif skoru olan, tek başına bir şeyler yapmaya çalışan isim oldu diyebilirim. Bakalım ne olacak? Peki bakalım ilk maçta neler olacak? Bizler de göreceğiz. Daha sonra yorumlarımıza devam edeceğiz. Sizler de zirve yarışı hashtag'iyle birlikte maçlar ve oyuncular hakkında görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Sözü şimdi sunuculara bırakıyoruz. Yufoni ve Johnny, söz sizde. Teşekkürler Noelde'ye, Scarlett, Second Pass ve Theory. Bugün Şampiyonluk Ligi 4. hafta 1. gün maçları ile karşınızdayız. Scarlett yine bizi andı sanırım. Masada Timo. Bugün sunumda ben Aykut Yufan Özkan, yanımda Caner Canı Güngör ile birlikte günün karşılaşmalarını sizlere aktarıyor olacağız. İlk maç Çilekler ve SuperMassive arasında. Çilekler kadrosunu hatırlamak gerekirse üst koridorda Panky, ormanda yeni transfer Robin ve diğer bir yeni transfer orta koridorda Lükezi ve alt koridorda Madness'la Konya ikilisini izliyor olacağız. Takım koçları neler? Diğer tarafta ise SuperMassive ekibi yukarı koridorda bugün Fafavulus, ormanda Stomaged, orta koridorda Naru ve aşağı koridorda Açıçöp ve Dumbledoge ile beraber takım koçları hepinizin yakından tanıdığı Hatchie ile bugün vadide olacaklar. Evet, özellikle 2 tane değişiklik, bakalım nasıl etkileyecek Çilekleri, ben merakla bekliyorum. Ben SuperMassive'in bu maçından öte diğer maçına baktım. Kimle oynayacaklar? HVA ile. Geçen haftaki senaryoyu hatırla. Karşında Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri vardı. Bir sonraki maçları Dark Passage'di. Kime hazırlanmışlardı? Formda olan Dark Passage'e. Evet. Kime yenildiler? Beşiktaş'a. Aynı senaryo olur mu? izleyip bakalım, göreceğiz. Çilekler bir sürpriz yapar mı? Çünkü onların bu maçı kazanması bir sürpriz olur ama SuperMassive kazanırsa pek de fazla kişi şaşırmaz. Ve seçim yasaklamaya geçtik. Günün ilk maçında Nidali Bard geliyor. Çileklerden SuperMassive Vladimir yasaklıyor ama Bard'ın açık olduğu oyunlarda bile Dumbledoge son zamanlarda Bard'ı seçmemeye başlamıştı. Evet, yani belki bütün dünyada hani isminden söz edilen bir Bard oyuncusu ama duruma göre, takımın koçuna ve kompozisyonuna göre yapılan tercihler farklılaşabiliyor maçtan maça. Eliz yasaklaması ve son olarak da bu arada Cassiopeia'yı yasaklayan, daha çok Cassiopeia'yı seçen taraf Naru. Geçtiğimiz haftalarda bayağı bir Cassiopea performansı göstermişti. Bu maçta Cassiopeia'yı görmeyeceğiz. Son olarak bakalım, Ryze açıkta kalacak mı? Brown, Ryze açıkta kaldı. Evet, tabii Lükezi de belli bir süredir profesyonellerin adı olmayan bir oyuncu olduğu için ne kadar daha öncesinde onu tanısak da özellikle Dark Passage'den şu anda şampiyonozunu tam olarak kestiremiyor olabilirdi SuperMassive. Yalnız orta koridorda çok güçlü şampiyonlar şu an açıkta. Ryze olsun, onun haricinde Azir olsun, yine bu arada Darius kimi bilmiyorum ama yine Victor şu an tercih edebilecek 3 tane belki metanın en güçlü orta koridorları şu an. Orta koridor konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Birazcık destek konusunda birbirlerinin ellerini oynadılar. Bir Bard, bir Brown. Ama yine de destek pozisyonunda oldukça hani verimli, bolluk içerisinde olduğunu düşünecek olursak da kötü değil şu an durum. Evet, şu an Azir ve Victor açıkta olduğu için muhtemelen bu iki seçim karşılıklı gelecektir ama şu an belki daha da değerli olan bir Karma açıkta. Çünkü evet, Brown ve Bard yasaklı. Son dönemlerde özellikle esnek olabilmesi yönünden çok değerli ama Trundle'ı unutmayalım, yukarı koridorun. Belki şu an bir yukarı koridor yasaklaması yok ama açıkta kaldığında belki en rahat tercih edilen şampiyonlardan bir tanesi. Fab, Renekton görür müyüz acaba? Ki bir dönemde oynuyordu. Evet, geçen hafta Çileklerin Renekton tercih ettiğini görmüştük ama biraz hüsranla sonuçlanmıştı. İşte Karma ile burada yanına bir de Olaf'ı kitliyor SuperMassive. Yani zaten Karma ile Olaf'ın çok güzel bir uyumu var hızlanma konusunda. Hayalet'in son yamada güçlendiğini biliyoruz. 6-12 yamasındayız bu arada. Yeni açanlar için tekrarlayalım. Ve Olaf'ın yapacağı ioni çizmeleriyle beraber zırt pırt orada burada ultisiyle hızlanarak rakibin üzerine bir de Karma hızlandırmasıyla gidebileceğini görebiliriz. Ama eğer Olaf varsa onu nasıl kitlersiniz? Hayalet alacağını düşünerek Jarvan alıp ultisiyle. Ve Robin Jarvan'ı. Evet. Ama görür müyüz? O bir soru işareti. Evet, bakalım. Son dönemlerde bu arada yukarı koridorda da görüyoruz bol bol Jarvan oynandığını. Evet, şimdi 15 saniyesi var Çileklerin. Tabi Azir Victor'un yanında bir de Zillion gibi sanki Joker seçimden yanı sıra biraz daha böyle meta'ya adapte olabilen seçimlerden Zillion'ı gösteriyor Lükezi. Son 5 saniye kaldı. Robin tabi o en çok belki de rahat ettiği Gragas'ı seçecek. Gragas ve Zillion geliyor Çileklerden. Erken bir orta koridor gösterdiler. Evet, rakibi bırakmamak adına mı yoksa kendi kompozisyonları için mi? O tartışılır ama ön safların şu andan itibaren çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz Çilekler ekibi için. Takım savaşı yapacaklar belli ki. Eğer Trundle ayrı ittirme konusunda rakibine, şu an hangi rakip olduğunu tabii ki bilmiyor ama rakibine bir üstünlük sağlamazsa Olaf bile olabilir bu rakibi. Çünkü duruma göre yukarıya Olaf'ı gönderip yine ormanı farklı bir tercih yapabilirler. Bakalım. Şimdi nişancıyı ben merak ediyorum çünkü ön safları güçlü olabilecek ve Zillion'a sahip bir takıma karşı sürekli hasar çıkaran bir nişancı istiyorsunuz belki bu noktada. Belki Twitch. Mevsim mi? Acaba zamanı geldi mi yoksa? Daha dünya şampiyonasında var gerçi. Evet. Ezreal olabilir tabii ki. Hem de rakibinizin üzerinize yaldır yaldır koşacağını düşünecek olursak da bu noktada Ezreal'ın buz doğan versiyonu belki tercih edilebilir. Çünkü son dönemlerde yine üçlü kuvvetle de oynanmaya başlandı. Ve koridoru ezecek bir şampiyon gibi gözüküyor burada da. Nar tercihi Trundle'a karşı bol bol kite duruma göre yapılacak bir belki hani kara balta artı daha agresif ayrı ittirme yönelik donmuş balyozla beraber Trundle'ın bayağı bir canı sıkabilir. Peki sence Açu artık Ezreal'la oynamaktan sıkılmış mıdır? Zannetmiyorum ya. Yani onun böyle repertuarı hani genişletti son dönemde. Evet, farklı şampiyonlarda oynuyordu. Birazcık daha kendine yetebilen, kendini koruyabilen. Çünkü Dumble'ın ne yapacağı belli. Bol bol dolaşacak, oyun yapmaya çalışacak, plays'ler falan filan. Çocuk da ne yapsın? Kendisini koruyacak yani. Kendisine kadar bir nişancı. Anlatabildim mi? Kendi kendine yetebilen. Ha, yani. Çilekler şimdi Jin'le Eni üzerinde duruyor. Tabi onlar da alt koridorunu kitleyecekler. Konyak Thresh'e çevirdi. Onun da belki de en sevdiği destek şampiyon ama şu metada Thresh kendine pek de yer bulabilmiş gibi değil ama Braum ve Bart yasaklanmışken bir de Karma seçilmişken pek de fazla seçenek yok. Kalista'ya çevirdi Madness. Ve yanına Thresh geliyor. İşte bu çok önemli. Geçen hafta iki maçta, serinin iki maçında da Çileklere karşı Kalista yasaklanmıştı. Ve Kalista Thresh belki de en iyi alt koridorlardan bir tanesi. Kesinlikle. Bir de Ezreal varken rakipte zaten o aşağı koridoru kağıt üzerinde kazanmış gibi oluyorsunuz. Karma'nın çok güçlü bir koridor safhası geçirebileceğini söyleyebiliriz bu noktada. Evet ama Thresh artı Kalista gerçekten çok güçlü bir koridor. Bu arada Azir geldi son seçim. Azir de orta koridorda yine Zillion'in karşısında olacak. Burada belki bir koridor değişikliği görebiliriz. Bu noktada Trundle ve aslında Trundle'la Nar eşleşmesini istiyorsunuz SuperMassive tarafından ama diğer tarafta acaba Ezreal Karma'yı yine bu güçlü koridor, rakibin güçlü koridoruna karşı göndermek istiyor musunuz? O noktada bir koridor değişikliği bir ihtimal görebiliriz ama koridor değişiklikleri açıkçası geçen haftanın hikayelerinden bir tanesi. Çünkü bazı takımlar bu koridor değişikliğini yaparken yukarı koridor oyuncularını kaybettiler. Yani o kadar geriye düşen yukarı koridor oyuncuları gördük ki bazı maçların hikayesi sadece bu geriye düşen oyuncuların toparlanma süreci ve belki de hiç toparlanamayıp aslında takımına bir galibiyete mal olduğunu görmüştük geçtiğimiz haftada. Bu hafta bakalım aynı hikaye olacak mı? Sürekli hasar demiştik. Sürekli hasar birazcık daha burada Çilekler ekibinden geldiği gibi gözüküyor. Özellikle Kalista tercihinden sonra böyle bir durum söz konusu. Ezreal ise birazcık daha stratejik, hani rakibin üzerine koşmasını engelleyecek şekilde yapılan bir tercih gibi gözüküyor. Karma ile zaten bunu engelleyebilirsiniz ve hani Çileklerin ön saflarının güçlü olduğundan bahsetmiştik ama SuperMassive'in de Nar artı Olaf tercihi açıkçası onların da çok sert bir ön saf oluşunu gösteriyor. Takım savaşlarında iş çözülür gibi Trundle'la Nar'ın ayrı ittirme potansiyeli, hani oyunun başında ormancıların yapacağı baskınlar sonucunda hangi tarafa gider onu hep beraber göreceğiz ama başlangıç için ben birazcık daha onları iyi görüyorum o koridorda açıkçası. Evet, bir de Çileklerde sanki hasarın büyük bir kısmı Kalista'ya bakıyor gibi. Madness'ın takım savaşlarında oynayacağı oyuna bakıyor gibi ama diğer tarafta SuperMassive'de neredeyse herkes hasar vuruyor. Yani ormanda Olaf, orta koridorda Azir, üst koridorda yine Nar dediğin gibi aynı şekilde. Kesinlikle doğru söylüyorsun ki maç ilerledikçe Zillion'ın daha çok işlevsel yönü ortaya çıkacaktır. Hani o bombaları tutturmak birazcık daha zor. Çünkü onları üst üste bindirmek, hele ki Karma gibi, Ezreal gibi şampiyonların, hatta Nar gibi ve Olaf gibi umursamayan şampiyonların olduğu ortamda tuttursam bile pek fazla bir şey fark etmeyebilir. O yüzden hasar konusunda Çilekler ekibi oyun ilerledikçe, hani geçe uzadıkça zorlanabilir dediğin gibi. Ama sürekli hasar ve öndeki bir Kalista'nın da neler yapabileceğini geçmişte şahitlik ettik. Özellikle benim aklıma hep Wild Turtle'ın oyunları geliyor. O Kalista'yla hani oyun ilerledikten sonra, hele ki Zillion hızlandırmasını üzerine aldıktan sonra ölüm dansını rakiplerin üzerine yıkabilir. Evet, bakalım bu istediğini yapabilecek mi? Günün ilk maçına geçiyoruz. 4. hafta 1. günde Çilekler mavi tarafta, kırmızı tarafta ise SuperMassive'i izliyor olacağız. Görsel şölenle birlikte iki takım da artık vadiye indi. Tabi koridor değişikliği yapılacak mı? Bu önemli çünkü o Ezreal'la Karma ikilisi Thresh Kalista'ya karşı gitmek istemeyecektir. Derin totem geldi bu arada Naru'dan. Konya hemen oraya yaklaşınca Naru da zaten burada fazla yapacak bir işim yok deyip geriye doğru çıktı. Bu totem sanırım o keskin gagalardan başlayacaklar mı diye kullanılmış bir totem ama oranın görüşünü tam olarak da veremiyor. Aşağı koridorda da her iki tarafta bir tanesi kayacılardan, diğeri de yine Gromp'tan başlayacak gibi gözüküyor. Ama burada görüşü olan Çilekler ekibi rakibinde yaptığını tam olarak biliyorlar ve izin de veriyorlar açıkçası buna. Derken hayır, orada Gromp'u es geçti SuperMassive ama diğer tarafta kayıcılar alınacak ve Kalista muhtemelen ikinci seviyeye gelecek o koridora. Evet, şimdi SuperMassive'in bu durumda, yani genelde bizim alıştığımız o minyonların önünde durup Madness ve Konyan azalan minyonlardan tecrübe almamasını sağlamak ki ufak çok azalmasın. İşte şuradaki minyonlar. O 3 minyon Dumbledoge'u başardı sonra... mı? Bir minyonu sadece tecrübesini vermedi. Hayır, diğer tarafta üçünü de aldı bu arada. Üçünü aldığı gibi de ikinci seviye oldu. Şimdi bir de yakaladılar. Direkt ölüm cezası attı. Konyak birinci seviyede. Derisini yüzeyine ölüm cezasıyla başlamış. Evet. Bunu da beklemiyordum muhtemelen. Belki de hani erken oyunda böyle bir cheese diyebileceğimiz, orada sürpriz bir oyun yapar mıyız, bir sıçra alır mıyız diye düşünmüş de olabilirler. Çünkü hakikaten Kalista'nın ikinci seviyesi ve orada ölüm cezasının tutmasıyla beraber güzel bir oyun olabilirdi. Ama oyunun devamı gelmedi açıkçası. Evet. Tabii koridor değişikliği yapılmadı ve okyanus ejderi olacak. İlk ejder çok yakında yalnız açıyor. O atılan ölüm cezası Konyak'tan şu anda... Koridor hakimiyetini Çilekler almış gibi görünüyor. Ama iki tarafta şu an ikişer seviye oldu daha doğrusu. Hala Madness için belli bir seviye farkı devam ediyor. Tecrübe farkı. Evet. Dediğim gibi 3. seviye daha erken olacak Madness bu koridorda. Evet. Diğer 3 şampiyona göre. Evet, 3. seviyeye ulaştı o da. Şöyle bir ormancılara bakacak olursak. Robin tamamen ormanını, rotasyonu tamamlamış. Kırmızı güçlendirmesini alıyor. Diğer tarafta aynı şekilde Stoma işte orman rotasyonuna devam ediyor ama Robin biraz daha erken tamamladığını söyleyebiliriz bu orman rotasyonunu. Şöyle bir şey var. Eğer Konyak burada iyi bir iş yapmayı başarabilirse, Gragas'ı doğru pozisyona çekebilirse aşağı koridorda bir baskın denemesi görebiliriz. Özellikle Dumble'ın burada çok dikkatli oynaması gerekecek. Ve şuna değinmek istiyorum. Robin Türkiye Şampiyonluğu'na ilk geldiğinde Team Turcayeti'de alt koridoru en fazla baskın yapan ormancı olarak dikkatleri üzerine çekmişti ve yine aynısını yapıyor. 3. seviye alt koridorda. Her bakalım bir şey çıkarabilecekler mi burada? Bir sıçra görebiliriz Konya'dan. Evet. Bunu bekleyelim. Ama şu an için defansif bir şekilde geriye çıktı. SuperMassive oyuncuları ve Robin de orada biraz tecrübe puanı çaldıktan, 4. seviye ulaştıktan sonra kayıcılarına doğru ilerliyor. Stomaged de üstüne dönmüştü zaten. Aslında oyunun başında kazanılan o tecrübe farkı da burada Robin sayesinde kapandı da diyebiliriz. Evet, eşitlendi. Orada kesilen milyonlardan aldığı ekstra tecrübelerle. Şimdi 2 tane yalnız destek oyuncusunda da tutuştur var. Buna değinmemiştik. Evet, yani agresif destekler, taşıyıcı destekler Konyak ve diğer tarafta Dumble. Şimdi yalnız yukarıda esas bir oyun görecek miyiz? Evet, oraya sersemletmeyi başardı da Panky'yi. Sıça görebilirsin. Son bir daha gelirse Panky düşecek orada. Çok yanlış bir hamle Panky'den. En başında o sıçrayı atmayıp pişman olmak işte bu. Hani diyorlar ya, üzüleceğine basit oyna, güvenli oyna. Zaten atacaksın o sıçrayı. Evet ve kaçırdı. Şu anda minyonlar da orada kuleye ölmeye devam ediyor. Hem tecrübeden hem de altından geri kaldı Panky. Yani 2 tane narın otomatik saldırı yükü üzerinde birikinci, 3.'sünü sıçrayla yapacağı çok belliydi. Yani hiç gerek yoktu burada Panky'nin hatalı bir oyun. Ki zaten zorlanması gereken bir koridorda şu an geriye düşerek o 400 altın alanların karşısında bayağı da bir canı sıkılacaktır. Çünkü ağır kan artı oraya botlarıyla beraber yürümeye başlayan bir Fab var. Işınlanmasını da kullandı Panky. Fab'ın öyle bir derdi yok. Fab oraya yürüyerek gelecek ve aşağı koridorda da yalnız hayaletini kullandı şu anda Stomaged. Evet. Devam edecek Robin'e. Bakalım Karma ile Ezreal ikilisi oraya yetişebilecek mi? Balta tuttu. Bir balta. Çarpını da kullandı ama devamını sanırım getiremeyecek. Hemen Fener'le birlikte Konyak yeni kostümüyle Konyak almayı başardı Robin'e. Burada da dediğin gibi yeni kostüm de korkutucu birazcık. Evet, Syndra'nın o küreleri gibi attı Fener. Evet. Ve hani ben bu şampiyonu kurtarmasını beklemiyorum mesela baktığında. Çünkü bu daha çok kafa kesmeye gelmiş gibi. Öyle bir duruşu var. O Fenerler şu an geri planda olması lazım ama oyunun başında istedikleri o agresif oyun gelmeyince skor göremedik daha aşağı ikiliden. Evet, orta koridorda Lükezi bayağı dürtülmüştü ama şimdi Naru'dan bir sıçra ulti görür müyüz diye bekliyorum. Naru bunu yine denemedi. Çünkü Lükezi'nin de hem sıçrası hem de ultisi var. Evet. Lükezi acaba üstüne döndü mü yoksa canını toparladı mı bizim görmediğimiz? Şimdi dönecek. Sürede mi? Naru'yu döndürmeyip acaba kendisi koridorda mı kalacak? Evet. Yok dedi, daha dur dedi. Gitmiyoruz. Evet, Naru'nun da arındır tercihi var. Tabii hem Lükezi'den gelebilecek bombalarla birlikte sersemletme, aynı şekilde ölüm cezası da. Ölüm cezasından vakti zamanında çok çektiği için aynı takımda oynadığı Dumble yüzünden artık o da Thresh'i gördüğünde bir arındır alma konusunda tereddüt etmiyor. Yukarı koridorda da fark gittikçe açılmaya devam ediyor. Ya oyun muhtemelen buradan kopacak gibi. Buradaki güç farkı oyunun ilerleyen dakikalarında diğer koridorlara sıçrayabilir veya ayrı kittirmede çileklerin tamamen dengesini bozabilir. Evet, Panky de üstüne dönüp ninja tabisini tamamlamış ama zaten Nar'ın o W'sünün pasifinden gelen ekstra büyü hasarı Panky'nin canını sıkıyor. Evet. Tam da dediğin gibi. Yani o bumeranglarıyla şu an çok fazla dürtemez belki Fabulous ama. O zaten daha çok kayıtlamak için. Hani karşı saldırıya geçtiğinde hele bir dur. Sonra geriye kaçmaya çalıştığında dur biraz daha dur. İşimiz bitmedi seninle. Fab'un olayı şu an o. Şu an o da 70 milyon ulaştı. Panky o milyonların hepsini alırsa farkı 20'ye kadar indirebilecek üst koridorda. Evet. Şimdi Fabulous'tan bir totem gördük. Karşı mavi güçlendirmenin çıkışına doğru atılan bir totem. Bir de öyle bir eşleşme ki yani iki tarafın da burada agresif başlamasını beklerdik. Hani bir tarafta bir Tiamat belki. Alt tarafta bir ölüm cezası tuttu Açı'nın üzerine. Açı oradan çıkmayı başarıyor. Konya'da canının yarısından fazlasını kaybetti. İşte Thresh'in belki de en dezavantajlı durum bu. Ölüm cezası ile birisini yakaladığınızda ona devam etmezseniz bu sefer rakip takımı arkadan vurmaya, sırtınıza vurmaya devam ediyor. Şu an yalnız Çileklerde iki tane ışınlanma var. İkisi de bekleme süresinde. Diğer tarafta Fob'un ışınlanması kullanabilir pozisyonu. Yani SuperMassive için ufak da olsa bir aralık var şu an. Agresif oynayabileceği. Belki de bunu kullanmayı deneyebilirler. Önümüzdeki 1-1,5 dakika içerisinde. Bakalım Panky'nin gerçi ışınlanı yaklaşık 30 saniye sonra gelecek ama Lükezi'ye bir en azından eşit var. Yani bir pozisyona Fab'la Panky aynı anda gelirse muhtemelen farkı yaratacak Fab olur diye düşünüyorum. Tabii Meganar olarak gelirse onun da altını çizmek lazım. Orada ultisini kullanmak zorunda kaldı Fab. Buraya buzdan sütununu kullanıyor ama geri çıkmayı başardı. Orada Mininar'ın güçsüz kalacağı durumu çok iyi hesaplayıp Panky rakibinin üzerine koştu ama aynı güzellikte Fab da bu takasa girmeyip çıkmayı başardı oradan. Olaf'ın şu an güzergahı yukarı koridor gibi gözüküyor. Acaba bir kule altı görür müyüz? Tabii orada ilk önce bir kayıcılara uğrayacaktır. Sonraki adresi... Yok hayır uğramadı. Direkt yukarı koridora doğru ilerliyor. Üst koridora ilerliyor. Orta koridorda Naru'nun da şu anda mavi güçlendirmesi var diye tahmin ediyorum. O da manasını yavaş yavaş dolduracağız. Benzer bir baskın görebiliriz. Evet. Yine çünkü Meganar olmak üzere Fab. Duvara yapıştırabilir Panky'yi. Panky'nin sıçrası var ama bu sefer sanırım o sıçrasını kullanacaktır o baskın gelirse ama daha öncesinde zaten geri çıkmayı tercih etti. Bir şeylerden kuşkulandı orada Panky. Evet, Olaf da bu şekilde geri ormana döndü. Orada bir aslında hata kolladı. Rakibinin toteminin olmadığını biliyor, görüşünün olmadığını biliyor. Belki de bir karşı baskın umuduyla gelmiş olabilir Panky. Bu arada ultisini kullandı. Ultisini kullandı. Yan taraftan Robin geliyor. Fab'ın sıçrası var. Robin'in de var sıçrası. Bakalım Robin devam edecek ama bir anlaşmazlık oldu orada. Ultisine sıçra kullanacaktır ve bu senaryoyu izledik. Yani Panky'nin oraya gelmesi ama bir tane ısırık. Geldi şimdi oraya. Bakalım burada Robin'in herhangi bir büyüsünü alabilecekler mi? Hayır. Baltayı atıp tutmaya devam ediyor. Şimdi çok güzel bir oyun. Robin Panky ikilisinden orada Fab'i düşürmeyi başardılar ve Robin de çıkmayı başarıyor. Robin, işte bu yüzden Robin. Orada sıçrası olmadığını biliyordu, hop yeteneği olmadığını biliyordu. Aynen. Çok iyi değerlendirdi bu aralığı ve alt taraftan da gelen bir isabet dalgası var. Burada tabii Panky üst taraftaki minyonları kaybetti. Onun için çok da iyi bir takas olmadığını söyleyebiliriz. Diğer tarafta kara baltasını bitiren bir Fabulous var çünkü. O çok önemli. Çünkü şu ana kadar aslında Panky otomatik saldırılara karşı zırh alarak Ninja tabi sayesinde bir noktaya kadar kendisi savunmayı başarmıştı. Ama Karabalta o eşleşmeyi tamamen değiştirecekti. Çünkü Panky döndüğünde artık o da agresif olma zamanının geldiğini düşündü ve Tiamat'la dönecek. Ama Karabalta'ya karşı Tiamat. Ne kadar etkili olacak bu tercih? Onu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Minyon farkı hala Fab'dan yana. Burada Robin'in farklı bir oyun yaptığını gördük ve farkı yaratan oyunu yaptığını gördük. Ama kaçırılan minyonlar, senin de söylemiş olduğun gibi, o kulenin altına giden minyonlar bence birazcık canını sıkmıştır diye tahmin ediyorum o noktada Trundle. Çünkü o tecrübeye, o altına hala çok ihtiyacı var. Evet ve bu iki kere oldu. Aynen. İlk verdiği skorda da aynı senaryoyu izlemiştik ve böylelikle durum 1-1, bir duraklatma var. Duraklatma halledilince, sorun düzelince tekrardan karşılaşmaya geçeceğiz. Orta koridorda Lükezi asırlık sopasını bitirdi dakika 10'da. O da daha erken güçlenecektir artık. Evet, nispeten erken bitmiş bir asırlık sopa diyebiliriz. Yani çilekler kısa süre içerisinde savaşmak isteyebilir. Bir kartop etkisi başlatmak isteyebilir. Haritada ekstradan görev yapmak isteyebilir. Çünkü oyun sonu evet takım savaşında hiç fena bir kompozisyonları yok. Bir noktada tanklar, işte Zillion farkı ortaya çıkabilir. Aradan birisini çıkarma potansiyeli var. Yani takım savaşında güçlü oldukları çok yön var. Ama ilerleyen dakikalarda bu sefer rakibin güçleri ortaya çıkmaya başlayacak ki yani Azir artı Ezreal karşısında sadece bir hasar kaynağı olarak tam diğer şampiyonların da verdiği bir şeyler var ama Kalista ne kadar fark yaratır o bir soru işareti. Çünkü SuperMassive ekibinde Kalista'yı devre dışında bırakacak bir silah var. Rakibin Yani takım savaşı mekanikleri, kitle kontrolü ne olursa olsun o Olaf'la gaza bastığınızda kimse durduramayacak sizi. Hı-hı. O yüzden Karissa'nın takım savaşlarında iyi pozisyon alması kolay olmayacaktır. Hele ki orada bir şekilde yakalanırsa, o baltalardan bir tanesini yerse veya bir Naru ultisi yerse ya da işte Azir'le bir halaya eşlik ederse bu bir noktadan sonra Çileklerin hasarının tamamını ortadan kaldırır. Ama işte burada da önemli olan Konya'nın kullanacağı fenerler, evet, Kalista'nın konumunu ne kadar iyi değiştirebilecek, ne kadar ona pozisyon çerçevesi yaratabilecek, o da önemli. Aynı şekilde Kalista ultisi de yine Konya'nın üzerinde kullanarak kendisine bir hasar verebileceği pencere yaratmasını sağlayabilir. Yani Çileklerin şu anda dakika 25'ten sonra diyelim, yani orta oyundan sonra tüm hasar kaynağı neredeyse Madness'ta, bunu seçime saklamalı da konuşmuştuk. Bu dakikalarda Çilekler kompozisyon olarak daha güçlü görünüyor ama Ejder'e başlayan taraf SuperMassive. Naru'dan sıçra ulti geldi ama Lükez'den çok güzel bir oyun. Lükezi düşecek. Dumbledoge orada sıçrıyor. Lükezi'nin sıçrası yok ama ultisini kullanmadı bile. Yani herhalde düştüm ben artık. Geçmiş olsun dedi kendi kendisine. Ama kullanılabilirdi yine. Yani Gragas da gelmişti. Onu görmedik ama Gragas o pozisyona yaklaşmıştı ve belki ultisi üzerinde olsa gerisin geriye bir oyun yapabilirler. Çünkü Gragas'ın ultisi vardı o pozisyonda. Kule altına girme gafletinde bulunsaydı SuperMassive, devamında skor alacak taraf belki Çilekler olacaktı ama ultiyi kullanmayınca, gerek görmeyince Lükezi burada bedavadan bir skor Azir'e gitti. Evet, orada çünkü Naru bir tane daha asker çıkararak Yıldırımların Efendisi'nin hükmünde hasar geldi. Sanırım o bir anda gelen hasarı hesaplayamamış da olabilir. Ama o ultiyi atıp biraz daha bekletmiş de olabilir. Ya kafasında tuttuğu sürece muhtemelen kulenin altına girebilecekti. Evet, o da var, doğru. Yani kendisini hızlandırıp bir şekilde girseydi onu artık o dakikadan sonra kovalamazdı diye tahmin ediyorum SuperMassive. Ama yanlış oynanmış bir oyun diyebiliriz. Bu arada tabii Ejder'i alan taraf SuperMassive oluyor. Okyanus Ejder'iyle beraber koridorda kalma süreleri artacaktır. En basitinden oyunun bu dakikalarında. Şimdi mavi güçlendirmesini alıyor. Bir de bağını kurarak pasifiyle birlikte Robin'in seviye atlamasını sağladı. Zillion ve bir Okyanus Ejderi daha. Evet. Bu da oyunun ilerleyen dakikalarında özellikle eğer işler ters giderse ki son dönemde bayağı şahit olduğumuz bir sahne. İşler ters giderse minyon dalgalarını, süper minyon dalgalarını karşılama konusunda büyük bir avantaj yaratıyor. Gerçi SuperMassive'in gidişatı şu an onu öyle bir ihtimal olduğunu göstermiyoruz ama yukarıda bir oyun olacak gibi. Evet, üst tarafta 3 kişi toplandı SuperMassive, hatta 4 kişi oldular orada. Olabildiğince oradaki minyonları temizlemek istiyor. Robin'le Panky ikilisi. Fab'ye doğru çok güzel bir ulti. Robin'i duvara vurdu. İlk düşen Robin oluyor. Skor Fabulous'ta kaldı. Lükezi çok iyi yetişti yalnız oraya. Panky'nin üzerinde ultisi var. Panky düşecek mi? O ulti bitti anda Stomaged skor almayı başardı. Ne kadar kendisi kuleye yem olsa da 2-2 bir değişim burada. Yalnız Lükezi ışınlarıyla çok iyi takip etti o kule altı baskında ama bu noktada işte Naru kulenin orta koridordan kuleyi almayı başarıyor. Kendi kulesinin arkasına geçti ve oradaki kule dediğin gibi almayı başardı. Nihayetinde aslında bu takası kazanan taraf SuperMassive oluyor. Çünkü ekstradan bir kule avantajı yaratmış oldular kendilerine. Azir'in yaptığı şey, rakibin ışınlanmasını takip edemiyorsan kendi koridorunu hemen ittir, kuleyi al ve bunu yapmayı başardılar. Evet, tabii 6-11 yamasından önce bu çok daha kolaydı. Çünkü askerleriyle kuleye hasar veriliyordu, evet, ama yine de saldırı hızı eşyası alan bir şampiyon olduğu için ve bir de kırmızı güçlendirmeyi aldılar o. Naru ortada boş bulunca yalnız affetmedi. Evet, genelde bu boşluklarda bunu ormancıların yaptığını gördük ama Naru yapacak pek de fazla işi olmadığı için orada kırmızıyı çaldı. Lükez'in de yarı canını almayı başarıyor burada. Lükez'in çok dikkatli olması lazım. Ultisi de yoktu çünkü Lükez'in. Çok yanlış bir oyun geldi orada. Azir'in askerlerinin isabet dalgasını gönderdi ama kimseye isabet etmiyor. Madness'la ilk eşyasını tamamlamış. Evet, mahvolmuş. Çok şaşırdığımız bir eşya almadı açıkçası. Diğer tarafta ise yine tam bir Ezreal'dan beklenen hareket. O da mana vereni yapmış durumda. Yine Açıçöp. Ki şu an gri koridorda bir toplanma var yine. SuperMassive burada tempoyu arttırıyor. Bir kule daha istiyorlar. Bakalım olabilecekler mi? Biraz önde durup takım arkadaşlarının minyonları temizlemesi için pencere yarattı ama Madness hiç oralı bile olmadı. Robin'den ulti geliyor. O ulti gelmesi acaba tutar mıydı? Thresh'in attığı ölüm cezası. Bazen oluyor öyle şeyler. Tabii yetenekler birbirleri koordineli bir şekilde kullanılmayınca istenilen sonuçlarda alınamıyor. Gerçi Naru orada bir panik yaşadı. Evet. Yani kule altında hem de kuleyi tanklarken o ultiyi yemesi bayağı bir hasar almasına sebebiyet verdi ama devamını getiremedi Çilekler. Diğer tarafta ise işte fark yine burada kendisini belli etmeye başlıyor. Panky koridorda pek durabilecek pozisyonda değil gibi şu an. Evet, şurada 40 milyon fark var. Nar'la Trundle arasında. Bakalım Foblus'ta Mega Nar'a dönüşmek üzere ama mini Nar'ken o yaptığı takaslar onun için çok daha avantajlı. Menzilini kullanarak özellikle kule altındaki minyonlar alırken Panky bir hayli dürtebiliyor. En azından şu formdayken nispeten az hasar alıyor diyebiliriz. O sersemleme etkisinden kurtulmayı başardı Panky ve tabii minyonlar da bir şekilde canını doldurmayı başardı bir noktaya kadar. Fab'da yeniden minyonlar oldu. Bu arada ulti. Madness ultisiyle aldı orada açıyor. Derisini yüz geliyor. Ölüm cezası hala bekliyor. Sıçradı üstüne bir de. Burada skoru almayı başarabilecek ve Madness'a gidiyor skor. Ölüm cezası Dumbledoge'un üzerine geldi ama Dumbledore kendini hızlandırarak çıkmayı başardı. Yani Açu'dan geç bir sıçra Thresh'in, hatta daha doğrusu Madness'ı kullandığı ultiyle Konya üzerine gelirken atabilirdi belki o sıçrasını. Belki de ve daha da önemlisi aslında desteği yokken niye koridorun ortasında, o bir soru işareti. Evet. Ezreal'sın değil mi? Çok uzaktan mistik atışlarını yani, alabiliyorsun. Yani bir soru işareti bıraktı kafada. Evet. O noktada Açıçöp. Açıçöp. Evet. Yoksa Açıçöp demiyorum yani, isminden bahsediyorum. Suratında bir gülümseme var ama Panky ile Fab'ın arasındaki mücadele bu arada tüm hızıyla devam ediyor. Panky birazcık daha kaçak dövüşüyor. Evet, bu sanki biraz daha tek taraflı gibi. Orada sadece Panky'nin amacı milyonlar alabilmek. Şimdi Naru geliyor arka taraftan Stomaged'in de alt koridoru ilerlediğini görüyoruz. Lazım. Hatta Naru orada biraz kendini göstermese arkadan dolaşarak skoru bile aldığını görebilirdik. Bu üçünün ama daha iyi bir hedef burada kuleyi almak. Ve klasik SuperMassive. Evet. Skorda eşitlik var. 4'e 4. Ama işte fark görevlerde. Bir okyanus, 2 tane kule. Hatta 3. kuleye de baskı. Rotasyonda geç kalan bir ekip. Ve bunu da alacak SuperMassive. Çok hızlı alıyorlar bu kuleyi. Üst tarafta Madness'a Konyak ne kadar o kuleyi alsa da burada 2 kule üzerine bir ejder gelecektir. Evet. Yani Madness'a Konya 2. kuleye şu anda sinyaller atılıyor Çilekler tarafında ama çok da fazla böyle kuleye hasar verebilen bir şampiyon değil. Belki bir Tristana olsa yani o kulelerin hızlı bir şekilde düşünü görebilirdik ama Kalista nişancı olarak bu konuda... Ya Kalista bu dakikalarda kuleye karşı savaşmak istemiyor. Şampiyonlara karşı savaşmak istiyor. Robin şimdi girdi içeri, bakalım çalabilecek mi? Çaldı! Robin orada. Belki arkada bir Thresh olsa feneriyle çıkartırdı onu ama Konyak'la Madness üst koridorda şu anda 2. kuleyi almak istiyorlar. Kulenin canının yarısını almayı başardılar. Yalnız Karma'nın hızlandırmasıyla birlikte Ezreal, hatta Olaf da sanırım onların yanlarında. Kaçmalı 3 kişi lazım. Üst tarafı Madness ilerliyor. Fener geldi Madness'a. Yalnız Karma ile Olaf ve Ezreal 3 kişi kapatmaya devam ediyor orayı. Konya kötü bir noktaya mı gitti? Hayır. Oy sallaya gidiyor. Şimdi Madness kayıtlamaya devam ediyor. Bakalım çıkabilecek mi oradan? Madness'ın sıçrası yok. Fabulous Meganar olmak üzere arka tarafa gelin ışından var. Madness'ı düşürmeyi başardılar ama Lükezi'nin ultisi orada devreye girdi. Kendisi ölse de Madness'ı hayata döndürmeyi başardı. Güzel bir fener. Orada Panky'yi çıkarmayı başardı. Oradan ölüm cezası boşa gidiyor ama Naru geldi. O da halayı çektiremedi çünkü halayı yok. Evet. Burada sadece bir skor verdi Çilekler ama bir de kule veriyorlar ve diğer tarafta da vade alametini kendini yok ederek vade alameti yerine Baron'a bırakıyor. Dakika 20'ye geldik. Altın farkı neredeyse 5000. SuperMassive'lerine ve Baron'a başladı. Yani buna engel olması lazım Çileklerin. Oyun elden gidiyor Çilekler. Şu an evet orada görüşü aldı gibi uzaklaştı ama Konyak kötü pozisyonda kaldı. Robin yandan geliyor. Çıkabilirdi ama savaş istedi Konyak. Ve düştü. Diğer tarafta takip etmeyecek sanırım Robin orayı. Baron'u bıraktı SuperMassive. Sanırım hani görmeye alışık olduğumuz kendini feda edin Baron'u bıraksınlar hareketiydi ama zaten SuperMassive Baron'u bırakmıştı. Evet. Ve Konya'nın orada ve bir okyanus ejderi daha gelecek. İyi okyanus yaptı. Evet, iyi okyanus yaptı. Konya geri çıkabilirdi orada ama derisini yüzmeyi tercih etti Naru'nun. Arkada hiçbir takım arkadaş onu takip etmeyince o askerlerden hasar almaya devam etti. Ama toplama baktığımızda bir Baron riskine karşı bir verilen skor çok da sorun değil gibi. Ama dakikaya bakınca da anlıyorsun yani çileklerin vakti yavaş yavaş gelmeye başladı. 20. dakika sorusu artık. Garip kararlar. Hani yapılmaması gereken hareketler. Bunları izleyebiliriz bu dakikadan sonra yine. Tabii bakalım, bu iki değişiklik de önemli. Bu durumda Robin acaba fark yaratacak mı diyorsun? Fark yaratacak mı? O önemli tabii. Göreceğiz. Diğer tarafta tabii Azir'in artık ciddi manada bir tehdit olduğunu söylemek lazım. Hani hem Riley hem Nashor'un dişi bitmiş durumda üzerine. Bir tane daha büyük sopası var. Şu an hasar konusunda hiçbir sıkıntısı yok SuperMassive'in. Diğer tarafta buzdoğan bitti Ezreal'ın üzerinde ki şu an gerçek güç patlamasını yaşayan şampiyonlardan bir tanesi. Evet, Madness Runan'ını bitirdi. Takım savaşı istiyor ama takım arkadaşları rakibin ön saflarına göre birazcık daha sıkıntılı, birazcık daha geride. Özellikle yukarı koridordaki fark, ormandaki fark şu an göze çarpıyor. Takım savaşı olması durumunda evet Runan'lı Kalista'nın hasar potansiyeli yüksek ama ön saflar düştüğü anda onda yapabilecek fazla bir şey kalmayacak. Evet ve diğer tarafta Stomaged'de donmuş yüreğe doğru ilerliyor. Hem bu saldırı hızını azaltmak adına Madness'ın hem de kendisine bir hali zırh katacak. Bekleme süresi de Jabas'la ve bakalım Konya'da orta koridora geldi. Robin de orada şu anda o fıçılarıyla orada alanı çok iyi kapatıyor şu anda çilekler. Ama çekildiler. Evet, çıkma kararı aldı. Yandan çünkü aşağı taraftan dolaşan Fab vardı. Hı-hı. Yine formunu değiştirmişti orada ama Fab şu an kötü pozisyonda kalabilir. Panky onu yakaladı. Takım arkadaşları yardıma, desteğe geliyor şu an. Ama devam etmeyecek. Evet, o hop kritik bir hoptu ve oradaki engelin üzerine atlayarak kaçmayı başardı Fab. Askerleri görüyoruz. Oh! Naru'dan agresif oyun Lükezi'nin üzerine gitti. Lükezi kendi üzerine kullandı ultisini. Yalnız diğer tarafta Açı'yı yakalamayı başardılar. Naru şimdi arada güzel bir halay ama o da düşecek. Madness ciğerini söktü. Üzerine atıldı. Son bir otomatik saldırı. O skorda hanesine yazdırıyor Madness. Ve burada iki skor birden çıkarmaya başardı çilekler. Game of Thrones. Dizi bitti, oyun bitmedi. İki tane taşıyıcı düşün. Hiçbir destekleri olmadan Zillion'un üzerine gidiyorlar. Bu fıkra değil. Yaşanmış gerçek bir olay. Az önce yaşadık bunu. Ve yani çileklere gerçekten bonus, piyango artık ne dersen. Burada hem iki tane skor almayı başardılar. Üzerine şimdi ikinci kuleyi de alacaklar. Orta koridordaki eğer SuperMassive orada narlı bir oyun yapamazsa ulti geliyor. Ama devamı gelmeyecek. Devamı gelmeyecek. Çilekler önceki maçlarına baktığımızda bir üstünü kazandığı zaman onun fazlasını istediğinde çok daha şey kaybediyordu ama burada fazla zorlamadılar. İki skor üzerine bir kule alıp daha sonra geri çıkmayı tercih etti çilekler. Ve böylelikle skorda 7-6'ya geldi. Altın farkı da biraz olsun kapanmış gibi görünüyor. 3500 civarlarına inmiş. Az önce 5000'di bu altın farkı. Evet. Yani o oyun belki o şekilde oynanmasa SuperMassive oradan kuleleri almaya devam edecekti ama tempoları yavaşladı. Bir tane kule verdi, iki tane skor verdiler. Ama yeniden şu an kontrolü kurmaya başladılar. Orta koridorda şimdi Azir tabii kendi kaçış önlemini aldı. Yukarı koridora doğru bir yönlenme var. Ortadan zaten minyonların ittirdiğini görünce hemen yukarıya doğru rotasyon yaptılar. Aşağıdan da Nar tek başına ittirirken Trundle ortadaki minyonları temizlerken orada belki de kulesini birazcık hasar alabilir diye bakıyorum ama yetişecek gibi. Evet, o Zillion'un kullandığı bombalar rahat bir şekilde temizlemeyi başardı minyonları. Tabii Madness'ın eşya tercihi Runa'nın kasırgası da etkili oluyor. Bu noktada o mavi güçlendirme için bir savaş var. Naru da kaldı mavi güçlendirme ve çarpını kullandı Robin. Biraz erken. Çarp hasarı yetmedi orada. Naru'dan drift şovları izliyoruz şu an. Şimdi Madness Azir'den hasar almaya devam ediyor Madness. Orada Lükezi onu tekrar hayata çevirecek ama Lükezi! Lükezi önde kalan taraf. Yani taşı yalnız ölüm cezası Naru'nun üzerine tutup devamını getirmedi Konyak. Naru da 15. seviyeye ulaşmış durumda. Ya kalp krizi geçirecekler ya. Birisi diğerini tutuyor, tam böyle öldürecek. Ve barona başladı SuperMassive. Şimdi oraya ışınlanla gelirse 200 koridor oyuncusu da mini Nar'ın çok daha etkisiz kalabileceğini görebiliriz. Tehlikeli ama. Hemen bir izleme küresi geldi. Naru'dan güzel bir oyun. Anında yok etti orada Robin'i. Naru şimdi arada. O skor alan Madness oluyor ultisiyle birlikte. Bu sefer Ocu'dan güzel sıçra geldi ama Konyak bekleme süresindeydi yetenekleri. Biraz fazla oynatılınca arada yem alıyor. 2'de 2 yapan bir Madness var. Lükezi bombalarını devam ettirdi ama Ocu'dan agresif oyun geliyor. Kaçmak yerine savaşmayı tercih etti Açıçöp. Açı 2-3'te 3 yaptı. 4'te 4 gelemeyecek çünkü Panky son vuruş yapmayı başardı ve ama buraya kadar dedi. Fabulous inhibitor kulesini alıyor. Baron'da savaş çıkınca ve inhibitöre devam edebilecek mi? Hayır, 10 saniye sonra Robin gelecek ama inhibitör kulesini kaybetti Çilekler. Fab dedi, siz istediğiniz kadar savaşın, ben görev adamıyım. Umurumda olmaz, siz orada skorları alın. Ben buradan sizin inhibitor kulenizi alırım dedi. Gerçi yani 4'e 5 kağıt üzerinde, teoride 4'e 5 bir savaşta Açı'nın 3'te 3 yapması da yine Çilekler adına bayağı kötü haber diyebiliriz. Hem görevden oldular hem skorlardan oldular. Bu pozisyonda Açı'da 5-3-3 şu an. O da mahvolmuşunu bitirdi. Bu dakikadan sonra çok daha etkili bir Ezreal göreceğiz. Diğer tarafta Naru da rakibin ormancısını en başta adeta barona yem etti. Ama kendisi birazcık önde kalınca o da yem oldu rakibe. Aslında savaş 3-3 devam edip sonrasında Trundle'ın katılımıyla 4-3 olması gerekiyordu. Orada daha ikna edici bir galibiyet alması gerekiyordu belki Çilekler'in ama Açı geriye gitmek yerine rakibin kafasına gitti ve kafaları kesti orada. Aynen öyle. Resmen mermiye kafa attı Açı orada. Değil mi? Bir yerde artık rakibin üzerine sihir geçişiyle hareket etti ve Lükezi'nin ultisinin gelmesine çok az bir süre kalmıştı. Evet, orada belki Madness'ın bir otomatik saldırı yapabileceği daha penceresi vardı ciğerini sökten önce ama o ciğerini sökün hasar yetmeyince orada Açı Madness korunu almayı başar. Şimdi Madness ultisiyle Naru'nun üzerine gönderdi Konya ama defansif bir ulti geliyor Azir'den. Güzel ulti geldi. Yani kritik de o pozisyonda ulti gecikseydi Thresh orada çok kritik bir hedefe yapışacaktı ve Naru'nun muhtemelen 2 tane sihirdar büyüsünü alacaktı. Evet ve Robin'den gün ateşi pelerini tercihini görebiliyoruz şu anda. Ve keşif taşı da almış orman eşyasından sonra artık okyanus ejderine son sıradaki ejder dağ ejderi olacak. Sonunda farklı bir ejder güçlendirmesi göreceğiz vadide. Ve şimdi Baron bölgesinde yani dans devam ediyor. Tabii mahvolmuş, bitirmiş bir Ezreal'dan bahsediyoruz, Azir'den bahsediyoruz. Çok hızlı düşebilir bu Baron. Evet, Baron'u başladı ve devam ediyor görmesine rağmen. 6000'de Robin'den 3 kişiye gelen bir sıçra vücut darbesi ultisiyle ama 2 kişiye ayırdı ama arada yem oldu Lükezi'den. Ulti geç mi geldi orada? Hayır, Robin tekrar hayatta. Evet. Savaş devam ediyor şimdi. Fabulous mininar. Yalnız çok güzel bir sıçra Fabulous'tan. Konyak düşecek orada. Son bir otomatik saldırı gelmesine... Bakalım bu meraktan kaçmayı başardı orada. Bir otomatik saldırı gelecek mi? Hayatı tutundu Konya'ya. Açı! Dalgası. 2'de 2 yapan bir Açı var. Panky'nin canı çok az ultisiyle o da biraz daha hayatta kaldı ama son vuruş yapmayı başarıyor orada Naru ve 3 skor çıkardı burada. SuperMassive karşında sadece Naru skorunu verdiler. Ve Baron'a bir kere daha bakalım başlayacaklar mı? Şu pozisyonda Lükezi içeri girmeye çalışacak ama Açı orada. Rakibinin üzerine doğru atladı Lükezi. Evet, Fabulous şu anda Meganar formunda ultisiyle Lükezi orada duvara vurdu. Bir de sersemletme geliyor. Zaten ultisi yoktu Lükezi'nin ve o skorda almayı başardılar. Bakalım Madness orada bir şeyler deneyecek mi? Hayır. Yok, skorda orada milyonlara gitti. O da 4'e 1 bir durumda ve SuperMassive sonunda o baronu almayı başarıyor. Dakika 29'da. Yalnız ben uzun süreden beri bu kadar agresif, Naru demeyeceğim, bir Azir oyuncusu görmemiştim. Zonya olmamasına rağmen biliyorsun. Naru sürekli rakibin içinde ya. Halay çekiyor rakiple beraber. Yani şu ana kadarki oyunu, Immortal'a bu ligde neyse Naru tam tersi ya. Hep rakibin içerisinde. Ama yaptığı bu fedakarlıklar da sonucunda Açı'ya skorlar olarak döndü. Öyle bir gerçek var. Çünkü rakibin Zillion ultisini çok erken almayı başarırlar bu agresif oyunlar sayesinde. Ve altın farkı da böylelikle 7000'lere 8000'e kadar ulaştı neredeyse. Dakika 30'a giriyoruz. Son dağ ejderini göreceğiz artık. Ondan sonra da kadim ejderhanın vadiye indiğine tanıklık edeceğiz. Evet. Şu anda orta koridorda orada 3000 altın fark var Naru ile Lükezi arasında. Evet, yani minyon farkı ve skora katkı. Gerçi skora katkı konusunda çok fazla bir fark yok ama alınan görevler 5'e 2 kule. Üzerine az önce alınan Baron derken böyle bir fark oluşmuş durumda. Lükezi yalnız askerlerden sadece bir tane otomatik saldırı yedi ve orada canının neredeyse %40'ını kaybetti. Dikkatli olması gerekiyor. Çünkü o düşerse ya takımdan aslında 2 kişi düşmüş gibi oluyor. Evet. Çok doğru ve Lükezi de Rabadon'u bitirmek üzere. Diğer tarafta Madness'ı sihir için eklemiş çantasına. Özellikle Azir'den gelen muazzam hasara karşılık. Şimdi aşağıdaki açık inventory'e doğru yönlendi SuperMassive. Onu almanın için çok bir engel yok. Önlerinde Baron güçlenmesi varken. Ama yine de Thresh, Kalista kombosuna dikkat etmeleri gerekecek. Evet, Naru'nun arınlarının gelmesine yaklaşık bir 40 saniye var. Şu anda hala o tehdit mevcut ve Konya'nın önümüzde boşa gidince işte burada kuleyi çok rahat alacak SuperMassive. Herhangi bir tehdit kalmadı artık. İlk inhibitor bu şekilde düşmüş oldu oyundaki. Şimdi orta koridora doğru bir rotasyon var. SuperMassive ekibinden oradaki minyonları da güçlendirir. Stomaged yavaş yavaş buraya da hasar vermeye başlayacaklar. Askerlerin eşliğinde. Şimdi başaramadılar ama tabi bir yandan da dikkatli oynamaları gerekecek yine. Çünkü Ejderhan'ın çıkmasına bir dakika var. Fab da orada duvarla kucaklaştı. Evet, Fab'ın üzerine gelen bir ölüm cezası orada sersemletme gelse eğer bir bomba daha gelse belki düştüğünü bile görebilirdik Fab'ın. Yalnız Dumble takım arkadaşlarının bir şey olmaması için yani hiç elini korkak alıştırmıyor. Hemen orada Demir Soler'in aktifini gördük. Ya iki tane okyanus güçlendirmesi varken acaba gerekli miydi bu pozisyonda? Yalnız oradaki bomba da Fab'ın bayağı bir canını sıktı. Orada gelebilecek ani hasardan muhtemelen çekindiği için Dumble bunu kullanmayı tercih etti ve kuleye hasar vurmaya da devam ediyor Fab. Çok fazla hasar bıraktı ve kuleyi alacak burada. Ama minyonlar bitti. SuperMassive, evet minyonlar bitince onlar da kule hasarını tanklamak istemediler. Diğer tarafta bakalım. Mendes canının yarısını kaybetmiş. İşte minyonlar gelince yarım kalan işi bitirmeyi başardı ve kuleyi de Naru böylelikle alıyor. 15 saniye var dağ ejderine ve pozisyon avantajı SuperMassive'de diyebiliriz çok rahatlıkla. Bir de kırmızı güçlendirme alacaklar. SuperMassive aslında oyunun başından biraz daha şanslı olsa ejder konusunda, ejder güçlendirmeleri konusunda şu an işi bitirmiş bile olabilirdi. Hani okyanuslar çünkü size görevler veya savaş konusunda çok fazla bir avantaj sağlamıyor. Eğer şu an belki iki tane bu dağ ejderi güçlendirmesinin olsaydı çok daha rahat bir şekilde kuşatmaları sonlandırabilecekti. Ama bunu almakla beraber aslında kendilerine çok büyük bir avantaj elde ediyorlar. Bundan sonraki kuşatmalarda ve yine Baron görevlerinde çok büyük avantajları olacak rakiplerine göre. Evet. Ve toplamda 3 ejder almayı başardı SuperMassive bu oyunda. Bir sonraki Baron için çileklerin çok dikkatli olması gerekecek. Çünkü Azir artık eşyalarını tamamlar pozisyonda. Ki Baron bölgesine ne kadar etkili olduğunu biliyor serbest bırakırsa. Ezreal'ın yine aynı şekilde mahvolmuşu bitti. O da eşyanın 4'ünü tamamladı yanlış görmediysem. Olaf gerçeği var. Nar gerçeği var. Yani o Baron'u bir anda duman edebilir SuperMassive. O yüzden çileklerin orada her daim görüşün olması lazım. Rakiplerin o görevi kolay kolay bırakmaması lazım. Peki bu oyun için konuşmak gerekirse sence daha kadim ejderha mı daha önemli yoksa Baron mu daha önemli bu oyunda? SuperMassive aslında her ikisini de alma potansiyeline sahip. Hı hı. İlk öncelik tabii ki ilk önce çıkacak olan muhtemelen Baron'da olacak. Aynı anda çıkarlarsa evet bir belki takas durumu olabilir ama yani SuperMassive'i doğru oynarsa her iki ejderhayı da alma potansiyeli varken bir seçim yapma gibi durumu olmayacak diye düşünüyorum. Hani bazı maçlarda bir takım hani kadim alırken diğeri Baron'u alabilir. Evet. Ama bu maçta öyle bir senaryo olacağını pek düşünmüyorum. Ki 3 tane güçlendirmesi var SuperMassive'in. Oradan zaten ekstradan 45x3 diye bir güçlendirme, bir ekstradan bir hasar gelecek. Yani Baron da bir yandan kuşatmalarda çok güçlü olacağı için her iki güçlendirme açıkçası SuperMassive için çok önemli. Evet, tabii o güçlendirme çıkmadan da oyunun bittiğini, sonlandığını evet, öyle bir gerçek var. Çünkü alt taraftan süper milyonlar şu anda Nex kulelerine dayanmış durumda ve orta koridordan kuşatma yaparken SuperMassive Fabulous'ta üst taraftan devam ediyor. Robin'den bir agresif oyun denemesi ama bu başarılı olmadı. Ve şu anda Robin hem sıçrasını hem de ultisini kullandı. Diğer tarafta ise sadece Stomaged'in ultisini kullandığını görebiliyoruz. Bakalım 1 dakika kaldı Baron'a. Fabulous hem Meganar olmak üzere hem de koruyucu meleği şu anda üzerinde. Yalnız çok güzel bir hasar çıkardı orada Lükezi. Maçın üzerine hemen Dumble'dan gelen bir Mikael'in kazanı gördük. Can çalmasıyla tekrar eksilen canını geri toparlıyor. Yalnız direktler... Konyak düşebilir burada. Madness ultisini kullanmak zorunda kaldı. Bu ultiyle de beraber aslında çileklerin şu an rakibin üzerine gitmek için mantıklı bir yöntemi kalmadı. hem Gragas'ın kombosunu kullandılar hem de Kalista artı yine Thresh kombosu da gittikten sonra SuperMassive aslında biraz daha rahatladı bu noktada. Ve inhibitör de devreye girmek üzere aşağı taraftaki. SuperMassive bir anda namluyu oraya doğru çevirir mi? Hayır, onlar uzaklaşıyorlar. Baron bölgesine doğru yöneliyor şu an. Rakibin üst ormanına doğru gidiyorlar. Ve burada aslında karanlıkların içerisinde rakibi bir savaşa zorlayabilirler. Evet, şu an çileklerin alt taraftaki inhibitör devreye girdi ve oradaki minyonlarla hiç uğraşmadan Madness takım arkadaşlarının arasına katılarak Baron'a doğru ilerliyor ama Lükezi oradaki minyonları temizleyecek. Işınlanı var Lükezi'nin. Şimdi ışınlanını kullandı orta koridora. Baron'un şu anda canını görebiliyor muyuz bakalım. Bir hayli hasar verdi süpürmesi ve Baron'u bırakma kararı aldı. Robin'in yarı canını kaybettiğini görebiliyoruz. Favuls'un üzerine tutan bir ölüm cezası var. Robin düşüyor orada. Karma skor almayı başardı. Panky şimdi önde. O da düşmek üzere. Naru'nun ultisi boşa gidiyor. Hasar vermeye devam ediyor Madness ama yetmiyor bu hasarı. Favuls çok fazla otomatik saldırı tankladı. Açı son vuruş yapmayı başardı. Hem Trundle'ı hem de Thresh'i alarak toplamda 3 skor aldı süpürmesi burada. Bir de Madness alıyorlar. 4 skor. Favuls ışınlanıyor. Ve maçı bitirmeye gidiyor. Dediğin gibi SuperMassive. Bir kere daha Baron etrafında savaş. Yine çok iyi o pozisyon üstünlüğünü kabul ettirdi rakip takımı süpürmesi. Aynen öyle. Yani zaten görüşü çok iyi olmayan bir noktada çilekler kafa atmak zorundaydı. Bunun da avantajını iyi kullandı. Özellikle Karma'nın Gragas'ı pozisyon içerisinde bağlaması ve kendi takımın içerisinde gayet savunmasız bir noktada bırakması atılan ilk kurşun oldu diyebiliriz. Sonrasında ise çileklerin kompozisyonu adeta domino taşları gibi dağıldı. Robin oraya çok hızlı bir şekilde geliyor ama bu maçın bitişine engel olmayacak ve ilk maçı bu şekilde kazanmayı başaran SuperMassive ekibi oluyor. Evet, 38 dakika sürdü karşılaşma. Hemen hasarlara bakılıyor. Bak arkada kaç vurmuşsun? Kaç vurmuşum? Karma muhtemelen iyi hasar çıkarmıştır bu maçta. Ve toplamda 3 ejder, bir tane de baron almayı başardı SuperMassive. Çok garanti oyun oynadılar. Ne kadar rakibe skor vermiş olsalar da o orta kısımdan itibaren takım olarak toplandıktan sonra neredeyse hatası yakın oynadılar. Kesinlikle, yani oyunun daha doğrusu oyunun ortasına doğru yapılan orta koridorda gereksiz bir oyun vardı. O biraz tempoyu yavaşlatır gibi oldu ama o dakikaya kadar öyle güzel haritayı açmışlardı ki ve kendi lehlerini sonuçlandırmışlardı ki mücadeleyi. O bile çok etkili olmadı. Çilekler için çok fazla bir fark yaratmadı ve maçı temiz bir şekilde kapamayı başardılar. Evet ve böylelikle 4. hafta ilk günde günün ilk maçında SuperMassive çileklere karşı galip gelmeyi başarıyor. Birazdan ikinci maça geçeceğiz. Serinin ikinci maçına ama daha öncesinde analiz masasına doğru ilerliyoruz. Teşekkürler Yufoni ve Johnny. Günün ilk maçında, serinin ilk maçını SuperMassive ekibi çilekler karşısında kazanmayı başardı. Gerçekten maçı domine ettiğini söylememiz mümkün SuperMassive'in. Belki Açıçöp'ün maçın başında yaptığı yani en azından agresif oyunu daha sonrasında pahalıya mal olabilirdi ama çok hızlı bir şekilde toparladı maçın sonuna doğru. Ve dışarıda da konuştuğunuz kadarıyla Dumbledoge'u gerçekten performansının çok üst düzeyde olduğunu söylemiştiniz. 2-0-16 falan bitirdi galiba Dumbledoge. Öyle bir vallahi skoru vardı. Skor 15-10 iken yani artık son takım savaşından hemen önce 1-0-13'tü. Yani 15 skorun 14'ünde vardı. 1-0-13'tü. Ondan sonrası da zaten hani maçın bitiş şeyi çok da önemli değil ondan sonrası. Yani şöyle maça baktığımızda aslında çilekler kendi oyunlarını biraz kabul ettirdi diyebiliriz oyunun erken safhalarında. Kaos ortamına sürüklediler. İlk 15 dakikada daha göz alıcı şeyler, yani outplay dediğimiz daha iyi oyunları yapan, daha bireysel performans oynayan çileklerdi. Evet zaten. Evet. Ama bir yerden sonra ya şöyle senle de çok bahsettik. Artı birebir bir şey yapmak fazla bir şey ifade etmiyor. Tamam hani çok güzel bir hareket yaptılar. Hiç rotasyon yapmadılar. Maç boyunca hiç yani rotasyona karşılık vermeye çalıştılar. Onu da yapamadılar. Aynen. Bir de senle içeride şeyi tartışıyorduk. Yani Zillion Kalista seçimi. Tamam, Zillion kuvvetli olabilir. Kalista çok kuvvetsiz. Bunu söylemek lazım. Meta'da bence yeri yok. Kesinlikle yeri yok. Özellikle onun en azından üst düzeyde yok. Yani hani çok özel bir kompozisyonu var. Şöyle söyleyelim. Ya Kalista'nın yapabildiği her şeyi, hemen hemen her şeyi Ashe'le de yapabiliyorsunuz ve şu an Ashe çok kuvvetli. Aynen öyle. Eğer şey tarafından bakarsak Caitlyn'de de yapabiliyorsun. Evet. Ya Caitlyn'de sadece savaş başlatamıyorsun. Tek eksiği o diyebiliriz. Yani o kadar düşük hasarları vardı ki Zillion'ın hasarı oyunun sonunda ciddi anlamda azalıyor. Sadece tank olmayan hedeflere ani bir hasar bırakabiliyor bombalarını tutursa, o kadar. Ve bir alan kontrolü yapıyor o kadar. Yani. Şimdi çok basit bir şey var. Buradan devam ediyorum. Üst koridor Trundle. Trundle'ın eşyaları tank. Bir de karşıma Hydra. O da ne kadar hasar. Orman Gragas, orman, yani runik feryat, baştan aşağı tank eşyalar. Orta koridor Zillion, tamam hani asırlık sopa artı Merolymicon var ama Zillion'ın 4 yeteneğinin sadece biri hasar veriyor. Bunu unutmayalım. Yani Zillion, sen hasar düşüyor dedin ya, düşmesini evet, bırak yani zaten hasar verebilecek bir şampiyon değil ki. Yani öyle dizayn edemez. Hasar da yok. Yani çünkü Zillion aslında bir destek. Yani bu eşe benziyor biraz, tamam hasar verebiliyor ama çok sınırlı bir hasar o. Kalista zaten hasarı, tamam alan hasarı var ve bunun etkisi var. Fakat ani hasarı olmayan ve ciddi anlamda mızrak biriktirmesi gereken bir şampiyon. Destekte de Thresh. Hadi destekte Zyra falan olsa onu da anlayacağım. O da yok. Ya, bu takımın, bu kompozisyonun her şey çok iyi gitseydi bile geç aşamada o Naru, o şeyi, Olaf falan eritmesi mümkün değil yani. Zaten bu savaşta 10-12 saniye falan sürdü herhalde Nar. En son %20 canlı, 30 canlı mega Nar oldu. Aslında savaşlarda Zillion'ın işine gelen savaşlar. Yani çünkü rakibi sersemletme şansınız çok yüksek ama gördüğümüz kadarıyla genellikle kaçan yetenek atışları oldu. Şöyle bir yerde çok güzel sersemletti. Gerçi iş orada altın farkı çok açılmıştı kulenin önünde ama ya sersemletin bir şey değişmiyor ki. Hasar yok. 2,5 saniye sersemliyorsun. At mızrak ölmüyor ki, hiçbir şey olmuyor yani. Evet. Yani bu kadarcık hasarla bir şey olmaz. Hadi yani mesela buradaki en büyük hatalardan biri, bari Trundle şey gitseydi. Hasar odaklı gitseydi. Ya Trundle alma. Üst koridora agresif bir şampiyon alın. Ve yani bu kadar az hasarın varsa agresif al. Hayır, bu kadar aynen öyle. Ya da desteğe de alabilirsin abi. Zyra al mesela yani. Gerçi Zyra pek Konyak tarzı bir şampiyon değil ama bu arada da tabii Dumble'a oyun yapma fırsatı olan bir şampiyon verirseniz, şu andaki meta zaten destek metası tam Dumbledoge'un metası. Zyra gibi, Karma gibi, Bard gibi oyun yapabilecek desteklerle Dumbledore muazzam işler yapıyor. Karma'yla da yani Açu ne kadar tuhaf şeyler yapsa da Dumbledore bayağı efsane oynadı. Bir de şunu da konuşmak istiyorum. SuperMassive'in şöyle bir silahı da vardı. İster istemez yasaklama seçim ekranında Çilekler hem Bard'ı yasaklamak durumunda kaldı Dumbledoge'dan dolayı. Aynı zamanda geçen hafta Stomaged'in Elis performansından dolayı da Elis'i yasaklamak zorunda kaldılar. Yani Çileklerin en azından rakibe karşı yapacağı yasaklamaları düşününce, yani Nar'ı açıkta bırakmış oldular ister istemez veya şimdi aynı şekilde Karma'yı... Azir yine aynı şekilde açıkta. Bir kere her şeyi yasaklayamazsın yani. 3 tane yasaklama hakkın var. Yani tamam 15 tane olsa anlayacağım. Fakat mesela orada şey büyük hata. Yasaklama ekranında seçimler hata olduğu gibi Elis'in yasaklaması ne gerek var ya? Yani çok biraz korkuttu büyük ihtimalle Stomage'in performansı. Kesinlikle Karma'yı yasaklamalılardı Elis yerine. Yani şu an meta'nın bir numaralı destek şampiyonu değil. Bir numaralı destek şampiyonu ve karşıda Dumbledoge var yani. Olacak iş değil o. Peki bu maçta Çileklerin ne yapması gerekiyor bu durumda yasaklama seçim ekranında? Ya ben açıkçası oyunun erken safhalarında kendi oyunlarını, o kaos ortamını yaratmalarını sevdim. Yani çünkü Beşiktaş diyorum, özür dilerim. SuperMassive'i siz harita oyunlarıyla yenemezsiniz. Bu kadroyla, değişen kadroyla imkansız. Yani Dark Passage'i biz nasıl biliyoruz? Harita oyunlarını çok iyi yapan, harita üzerinde rotasyonları çok iyi yapan takım. SuperMassive adeta onlara ders verdi. Yani 10 saniye geriden geliyordu Dark Passage. Skor 4-4'tü, kuleler 4-2'ydi. Hani oyunda hiçbir fark yok karşılıklı. Yani şampiyonların karşılıklı olduğu pozisyonlarda hiçbir fark yok. 2 kule fark var. Yani o yüzden Çilekler yine bu çete savaşlarını, kaos ortamını olabildiğince savaşmayı çalışmalılar. Bir şekilde öne geçerlerse şansları olacaktır ama daha güzel bir seçim yasaklama ekranı geçirmeleri gerekiyor. Ben Noel Dayı'ya şeyden katılıyorum. Bence çok fazla bir şey değiştirmelerine gerek yok. Sadece biraz daha yani şu oynadıkları oyunu oynasınlar ama bu şampiyonlarla değil. Evet. Biraz daha hasar odaklı. Çünkü yani Noel Dayı çok güzel özetledi. Aynısını tekrar etmiş gibi olacağım ama daha doğru veya daha stratejik oynayamazsınız SuperMassive'in. En azından bu aşamada. Belki 2 hafta sonra bunu amaçlayıp belki de başarabilirsiniz. Ama şu aşamada stratejik olarak değil. Savaşı hani bilek gücüyle yenmeniz lazım. Evet. Zeka değil, bilek gücü lazım şu anda. Doğru, çünkü bireysel hatalar da ön plana çıktı. Özellikle ilk kanı orada Trundle'ın geç kullandığı bir sıçra vardı yine. Benzer durumlar oluştu ister istemez maçta. Ya bireysel hata olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Orada yani orada Panky'nin yaptığı da hani hakikaten çok büyük hata. Olacak iş değil ama yani herkes yapıyor hata. Onların üzerine takılırsan yapman gerekeni, yani daha büyük planından uzaklaşırsın. Bu hatalar olabilir. Aynısını, benzerini de bir dönüşünde Fabulous yaptı. Çok az canı varken. Açı 2 kere yaptı. Fabulous da yani o oyundan avantaj sağlayan Fabulous dönüşünde çok az canı varken yana girdi. Robin'in ace sırasına yakalanıp o da skoru verdi. Evet. Yani herkes yapabilir benzer hataları. Peki şimdi şeyi de değerlendirmek lazım. Kadro değişiklikleri olduğu için Çilekler ekibinde yine ilk maça göre en azından değerlendirmede bulunmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yine de taze bir kan var ortada. Robin'in en azından ormancı performansı şu anda nasıldı bilmiyorum. Ben açıkçası yani Gragas performansı yani birkaç tane hata yaptı. Özellikle orta koridor inhibitor kulesi altında bir savaş başlatmayı denedi. Olmadı ama onun dışında doğru yerlere gitmeyi başardı. Doğru baskınları yapmayı başardı ki takımın skorlarının çoğunda payı vardı, katkısı vardı diyebiliriz. Ben açıkçası beğendim. Lükezi yani seçimden dolayı biraz pasif kaldı. Evet. Yani bir şey yapamıyorsunuz Azir'e karşı. Ulti zamanlamaları mükemmel Lükezi'nin. Evet. Mükemmeldi çok yani. Çok iyiydi. Ama onun Azir'in ulti zamanlaması mükemmel olursa takım savaşı kazandırır. Yani Zillion'un ulti zamanlaması mükemmel olursa kaybetmenizi önler. Bu ikisi arasında büyük fark var. Lükezi kaybetmeyi önledi. Tamam, çok doğru yerde en kritik şeyi canlandırdın. O bir şey yapmaya devam edemezsin. Ne işe yarar? İkinci de ölecek yani. Lükezi'nin mükemmel bir şey yapmasını bir şey değiştirmiyor. O yüzden Lükezi çok iyi oynadı ama bir işe yaramadı ya bu. Kaliste'yi 3 defa falan kaldırdı. Kaliste kalktıktan sonra böyle 400 hasar falan vurdu, tekrar öldü. Pek bir işine yaramadı. Peki yorumlara devam edeceğiz. Serinin ikinci maçına geçmeden önce kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonra söz sunucularda olacak.